Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Ülke puanı konuşacağız. Ee, özellikle ülke puanı için en kritik dönemlerden birinden geçiyoruz fikrimce. Çünkü elbette ne kadar ilerlediğimiz daha belirleyici olmakla birlikte kaç takımla katıldığımız da en az onun kadar değerli. Ee, ve rakiplerimizin de e, elbette takım sayısının azalması, bizim e, full çekerek gitmemiz oldukça önem taşıyor. Bu sebeple e, tabii ki Şampiyonlar Ligi maçları biraz daha gözde olabilir e, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne göre ama e, belki de Konferans Ligi şu anda Şampiyonlar Ligi elemelerinden daha mühim çünkü takım kaybetmemize ülke puan açısından takım kaybedip kaybetmeyeceğimizi belirleyen turnuva e, Avrupa Ligi'ne kaç takımımız katılacak Konferans Ligi'ne kaç takımımız katılacak ve e, bunların hesaplamaları rakiplerimiz kimler bunların üstünden birlikte bir geçelim istiyorum. Dün gece 3 tane beraberlik aldık. Lok Beşiktaş Lugano deplasmanında, Başakşehir Saint Patrick's deplasmanında, Trabzonspor'da da Senegal'in deplasmanında beraberlikle ayrıldı. Ben Başakşehir'den açıkçası net bir galibiyet bekliyordum. Beşiktaş'tan galibiyet bekliyordum. Trabzonspor bence iyi bir sonuç aldı. Hatta bulduğu pozisyonlar çerçevesinde daha fazlasını da bulabilirdi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani galibiyetler, beraberlikler çok konuşuluyor. İşte 0.1 puan 0.200 puan inanılmaz fırsat kaç falan konuşuluyor ama mesele bence bu değil. Bundan ziyade bizim takım kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Mesela geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdik belki de tarihimizin en iyi sezonlarından bir tanesi. Bunun sebebi 4 tane takımımızın da başarılı olmasıydı. Adana Demirspor'da playoff'un son anlarında penaltılarla Elenmişti maalesef eğer o yaşanmasaydı belki çok 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 daha iyi şeyler konuşuyor olabilirdik şimdi biraz detaylara ineceğiz hem bizim takımlarımızın durumu takım takımına bakarız hem de ülke puanındaki mevcut durumumuz ve gelecek yıllar neler vaat ediyor bizlere hep birlikte bir göz atalım istiyorum. Şimdi bu mevcut dünkü puanlar dahil sıralama bu 1700 puandaydı 2000 puana kadar geldi dün dün alınan 3 beraberlikle birlikte Çek Cumhuriyeti bizim önümüzde gözükmekle birlikte Çeklerin bir takım kaybı var arkadaşlar. Bir tane takımı Banik Ostrava yenilmesiyle birlikte Çeklerin bir kaybı var. Bizim e, henüz böyle bir durumumuz yok. Kaldı ki e, elemelerde yani elenme şansı olan 2 tane takımımız var. Trabzonspor ve Başakşehir iki takımımız da deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Yani iç sahada kazandıkları an çıkacak olmaları demek ki bu da çok ciddi bir ...avantaj ne olursa olsun... ...ben Başakşehir'in tur alıp gelmesini bekliyordum... ...o noktada bir... ...beklentimin dışında ...bir şey gelişmiş olabilir ama bunun... ...yani çok da kötü bir durum yok... ...ortada... ...Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nden devam etmiyor ...bence hala avantajlı... ...3-1'den 3-3 olmuş olsa da... ...Avrupa Ligi'nden devam edecek gibi gözüküyor ve bu senenin... ...ekstra özel bir fırsatı var... ...daha doğrusu ilk kez... ...bundan sonra özel olmayacak ama... İlk kez bu sene biliyorsunuz grup aşaması diye bir şey kalmadı. Lig aşaması var. Ve lig aşamasında da takımlarımız daha fazla maç yapıyorlar. Her ne kadar konferans liginde altı olsa da şampiyonlar liginde 8 maç oluyor. Ve doğal olarak oynadığımız maç sayısının daha artması söz konusu. Konferans liginde 6 maç oynansa bile takımlarımız özellikle Avrupa liginden gelen ekiplerle eşleşebiliyordu. E böylesi bir durum da yok. Artık konferanslık içinde devam edecek. Yani Başakşehir ve Trabzonspor kendini oraya attığı vakit e, tutup da oradan e, hani Avrupa Ligi'nden baba bir takım sırf kötü bir grup aşaması geçirdi diye gelip turnuvayı domine edemeyecek. E, bu sebeple ben turnuvalarda da takımlarımızın daha yukarılara gitme şansının arttığını düşünüyorum. E, Avrupa Ligi biraz Şampiyonlar Ligi işgaline uğruyordu. E, 8 gruptan gelen 8.3. üçüncü. Orayı biraz karıştırıyordu. Seviyeyi değiştiriyordu. Grup aşaması biraz anlamsız kalıyordu. Şimdi daha kendi içinde bir turnuva olacak. Bu Fenerbahçe için içinde bir şans. Ee, Beşiktaş ben Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş için de bir şans. Ee, tabii ki Galatasaray'ın e, eline gelmiş bir tur varken her ne kadar ilk maçı kaybetse de kaybetmesi biraz özellikle maddi ve prestij anlamında e, açısından kötü ol Çok kötü olacak ama Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da şansı olabilir. Daha fazla şans olur doğal olarak. Konferans liginde de dediğim gibi bir bağımsız bir süreç yürüyecek. Bence takımlarımızın daha ileri gidebileceği bir düzene geçtik doğal olarak. Ben iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum. Sadece bir konu var. O da bizim bir öneleme problemimiz var. Çok erken takım bırakıyoruz. Bu sene bence iyi bir fırsat. Daha önce maalesef 5'te 5 görmeyeli çok 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 uzun yıllar o belki ben hatırlamıyorum da açıkçası. Ee, ama gerçekten 5'te 5 fırsatımız var inşallah. Ee, önümüzdeki hafta bu videoyu çektiğimde çok daha pozitif çok daha güçlü bir şekilde potansiyellerimizi inceleme fırsatımız olacak. Ee, 2000, ya tabii ki puan olarak şu an elemelerde inanılmaz puanlar toplamadık. Geçen hatırlarsanız daha bu aşamada bile 4500 puanları falan bulmuştuk. Hem çok iyi elemeler geçirmiş takımlarımız hem de e, unutulan bir konu biz 20. olarak girdiğimiz için bir önceki sene. E, tabii ki bu geçen seneki sıralamada sene biz 19. yüzyıl. Biz geçen yıl 20. olmanın getirisiyle e, bu 2022'de 20. olmanın getirisiyle geçen sezon başındaki 23-24'ün başında e, o 20. 20.lik çerçevesinde her takımımız elemeye girdi. Yani Galatasaray'ın Türkiye Ligi şampiyonu olarak 6 tane eleme maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi çok kabul edilebilir bir şey değil. De en azından bundan kurtulduk. Ama tabii ki eleme döneminde de daha az puan topluyoruz. Ama tabii ki yine de Allah bereket versin. Günün sonunda biz daha fazla direkt takımda göndermiş oluyoruz. Yani her ne kadar işte mesela Fenerbahçe eğlendi, Avrupa Ligi'ne gitti. Beşiktaş eğlense bile konferans ligine Takımlarımız garanti 3 takımımız otomatik garanti altındaydı. E, sadece Trabzonspor ve Başakşehir riskte. Onlar da e, play-off bölümünde inşallah e, iç sahada kazanıp e, kaza bela yaşamadan bağlayacaklar. O yüzden e, puanımızın daha yukarı gideceğini e, düşünüyorum. E, ben gizli rakibimiz olarak Belçika'yı hedefliyorum. Her ne kadar yani burada bir 8 9 10lu bir kopuş var. Gördüğünüz üzere e, Belçika'nın 44.200 e, çektürmetin 36.850. Türkiye'nin 35.600. Ondan sonra Norveç başlıyor. İşte İsrail var. ki Mesela İsrail dağılmış durumda. Bir tane takımları var. Ee, Avusturya takım kaybetmiş durumda ki e, üzücü olan şu mesela Trabzonspor içeride dışarıda yenen Rapid Wien ilk maçını kaybetti e, Braga'ya karşı. E, onu da bir normalize e, not olarak düşmek istiyorum. E, yani bizim çok bir rakibimiz yok. Bizim İlikon dışına çıkma gibi bir durumumuz şu an söz konusu değil kaldı ki size başka bir şey daha göstereceğim şimdi bu 4 yıl artı bu sezonun puanları şimdi her yıl biliyorsunuz bir puan sıralamadan şeyden çıkıyor düşüyor hesaptan yeni sezonun puanları geliyor ve biz şu hatta açık ara açık 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 ara özellikle 2020 2021 sezonun felaket ötesi bir ülke puanı toplamıştık yani 23'lere falan inmek lazım. Bakın 3000 puan toplayan herhangi bir ülke yok o sezon. İlk 23'te bir tek Slovakya toplamış. Ondan sonra Azerbaycan 2,5 2500. Bak buralara iniyorum ha. Bak Rus, şey Romanya falan var yani. Romanyalar, Bulgaristanlar, Macaristanlar hepsi bizden fazla toplamış. Yani buralara 30'ların puanını toplamışız neredeyse. Yani 25-30 arası yer alması gereken bir ülke puanı toplamışız. Bir sonraki sezona gidelim Bakın bir sonraki sezona bizim başlangıç puanımız 32.500 Şu andan bahsediyorum daha bu sezonu geçirmeden ki Çeklerden daha fazla takımımız olacak gibi gözüküyor Çekler 30.250 Gördüğünüz üzere bizim Aslında Temelde ki biz iki tane çok iyi sezon geçirdik Ama maalesef Belçika'da çok çok iyi sezon Hatta bizden daha da iyisini yaptılar Doğal olarak Arayı çok kapatamadık Bir tane Belçika'nın tökezlediği bir sezon olsaydı ee, biz şu an direkt aslında Belçika'yı hedefleyerek e, değerlendirmelerimizi yapabilirdik. E, Portekiz'de Portekiz böyle tabii ki uzak. Tabii ki düş çok düşük bir ihtimal. Ama Portekiz'in geçireceği bir başka kötü sezon bizim e, adımıza bir fırsat doğurabilir. Bizim zaten hedefimizin temelli yedincilik olması lazım. Yani tabii ki bir şu an Kızıl Alim'a e uzaklığında yani hakikaten rüyasını görebileceğimiz e, bir durum. Ama görebileceğimiz de bir rüya yani imkan yani bizim tabii ki bizim 6. 5. falanımız imkansız yani ama biz e, her şeyin iyi gittiği bir 5 yıl geçirdiğimizde yedinci 7. sıraya kendimizi atıp iki takımı şampiyonlar yine direkt yollayan e, bir konuma geçebiliriz. E, o kadar da yani ne kadar 50.000 gözükse yani aramızda şu an 15.000 gibi absürt bir fark gözükse de ee, bunu rüyasını görebileceğimizi düşünüyorum. Her şeyi iyi giderse ama her sene 5 e, takımla gideceğiz. Takımlarımız başarılı olacak. En az 3'ü 4'ü. Bence bunu sağlayabilecek bütçelere de sahibiz. Doğal olarak her ne kadar hedefimizi Belçika gibi koysak da Portekiz'i de düşünmemiz lazım. Zaten e, temelde e, şöyle bir durum var. Hemen size onu da göstereyim. Burada mesela bu bu yılın e, katılım durumu şampiyonlar katılımlarını görüyorsunuz. Portekiz iki takımını direkt yollamış. Ee, şampiyonlar ligine. Ee, Hollanda ki bu bizim altımızda olan bir ülkeydi. Hollanda çok 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 uzun önce değil. hakikaten bir 5 yıl önce falan altımızda yer alan. Şampiyonlar ligine direkt takım yollayamayacak noktaya gelmiş bir ülke konumunda Hollanda. Bi bizim de Hollanda'yı örnek alabileceğimiz taraflar var. E, Bütçesel olarak onlardan eksik değiliz. Hatta fazlalarımızın da olduğunu söyleyebilirim belli ölçülerde. E, gördüğünüz gibi iki takım direkt gidiyor. 6. ve 7. de. Aslında burada ikili, iki tane blok var. 6, 7, 8, 9, 10. Biz şu an tabii 9. E, olduğumuz ya. Bu, bu, sezonun katılımları olduğu için ve 12. olduğumuz sezonu gösteriyorum ben size doğal olarak. E, şu anki mevcut katılımlar. Ondan sonra zaten şey başlıyor. 11, 12, 13, 14. Ya bu aslında iki takım gönderen ama şampiyonlar ligine ama direkt takım gönderemeyen ülkeler olarak konumlayabiliriz. Doğal olarak bizim bu gruba zaten hiç bir daha düşmememiz lazım. Bizim şampiyon direkt yollama ihtimalimiz yok. O da şu yüzden mesela 14. Ukrayna direkt şampiyon yollamış ama şampiyonlar yine katılamayan ve elemelere giren ülkeler arasında en çok takım puana sahip takım Şahtar Donetsk. O yüzden bir de bizim... Lig yapımız buna müsaittir. Bizde bir Bayern Münih yok. Bizde mesela Ukrayna'nın Şahtarı gibi bir takım yok. Ne bileyim Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb'i gibi bir takım yok. Yani her sene garanti şampiyon her sene. Buralarda her sene açık ara en yüksek takım puanı topluyor ülkede ve düzenli bir şekilde burada yer alıyor diyebileceğimiz bir ekibimiz yok. Ee, çok 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 uzun yıllardır 3 yıl üstte şampiyonluk gören Iı, takım olmadı ya. En son Galatasaray'ın 4 yıl üstü şampiyonluğu var. 2000'de bitti. Ya yani çeyrek asırdır biz bunu görmedik. Doğal olarak ıı, bizde bizim futbol kültürümüz çeyrek asırdır böyle devasa serilere müsait olmadığı için takımlarımız da takım puan olarak aşırı ön plana çıkamıyorlar. E bir de bir yandan da şey böyle daha kısa vadeli kadrolar kuruyoruz. Bir i̇stikrar yok. 2 sene çok iyi, bir sene çok kötü, bir sene katılamıyor falan. Şimdi takımlarımıza da tabii ki beraber inceleyeceğiz. Birazdan güncele dönelim. Burada gördüğünüz gibi çeklerin ufak bir altındayız. İstiyorsanız şu an mevcut puanlara bakalım. Bakın Çekler 10. sıradalar. Çünkü fazla eleme oynadılar. Onu da söylemem gerekiyor. Sparta Bırak şampiyonlar yine gidecek gibi gözüküyor. Onlar muhtemelen bir 5, galiba 6 oldu bonus puanı. Bonus puanı alacaklar. Diğer taraftan Burada bizi ilgilendiren bir tane şey. Slavya Prag elenecek. Slavya Prag gidemiyor. İki takımın Şampiyonlar yine gitmeleri bizim için iyi olmazdı. Slavya Prag Lille eleniyor gibi gözüküyor. Bani Kostrava'nın elenmesi ekstra bir katkı olmuştu. Mlada Boleslav şimdi burada beni üzen bir durum var. Ben e, çok üzüldüm dün gece. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi Mlada Boleslav e, 2-2 berabere kaldı Ajax ile kendi evinde. Şimdi bana maç öncesi sorsanız ben bunu kabul ederdim ama Maçın 90 artı 6. dakikasına Pax 2-1 önde girdi. Ya yani Mladen Boleslav e, konferans liginden elenmek üzereydi. Bir kırmızı kart, bir penaltı 2-2 bitti. Macaristan'a e, bu şekilde gidiyorlar. İnşallah Paxi çıkar da e, bir tane daha Çek takımına veda etmiş oluruz. Bu, bu arada e, Belçika'yı da hedeflemişken Belçika'ların Belçikalıların skorlarına da bir bakmak göz atmak isterim. Gent 1-0. Deplasmanda kazandı Partizan'a karşı. Bir tane daha ben çıkartık. Circle Brugge. çok acayip yani. Hani hadi Gent bir konferans alışkanlığı da var bu arada. Bizim biliyorsunuz Başakşehir'in çok iyi sezonunda Başakşehir'i elemişlerdi. Karabağ'ın üstüne bir de Başakşehir elemişlerdi. Vista Krakow'a 6 attılar abi. Circle Bruges. inanılmaz bir performans. Bizim takımlarımız berabere kaldı ama ne olursa olsun, inşallah ikisi de turu geçecek ve devam edeceğiz. Şeyden devam ediyorduk. Çek Cumhuriyeti'nin durumu bu Çekya'nın. Peki biz nerelerdeyiz? İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Otuzuncuyuz abi. Ha bu çok beni rahatsız eden bir şeydi çünkü biz elemelere az takım yolladık. Ya da yolladığımız takımlar da sonuçta playoff turunda katıldı. Gördüğünüz gibi Galatasaray bir maç var yenildi maalesef. Beşiktaş ilk maçına çıktı. Ee, Başakşehir iyi gidiyor. Yani 4 galibiyet bir beraberlik en başarılı takımımız diyebiliriz. Fenerbahçe'de keşke bir tur daha geçseydi. Şu anda e, Şampiyonlar Ligi için bonus puan için bir talibimiz daha olsaydı. 2 tane bonusla biz katılsak e, çok ciddi bir erken bir sıçrama da sağlamış olacaktık. E, ama burada en azından şunu söyleyebilirim. E, bence 5 takımla gitme olasılığımız 4 takımla gitme olasılığımızdan fazla Özellikle Trabzonspor'un Semkale'ne deplasmanı yenilmemesinden sonra ee, ben ümitli bakıyorum ve bu sezonu %90 ihtimalle 9. bitireceğimizi düşünüyorum. Zaten 9. sıradayız ve bence yerimizde 3 aşağı 5 yukarı sabit. ya yani geçen yıla bakarsak biz 38.600'e bitirdik. Çekler 36.050 yapmıştı İskoçya ile birlikte. Bu arada Çek, İskoçlar için inanılmaz üzücü bir durum. Puan puan olmasına rağmen Son sezon çekler daha fazla puan topladı ve yani absürt bir puan topladığı için e, gereksiz yere Şampiyonlar Ligi kontenjanları oldular onlarda elem şeylerinden direkt katılım haklarından öyle bir ya yani, durum yaşanacak gelecek sezon için. Çünkü bu sezon aktif olarak e, İskoçlar içeride 9.'lardı. Avusturya onuncuydu, Biz Sırpların arkasından geliyorduk. E, çok kötü bir puanımız daha devreden çıktı. Biliyorsunuz e, az önce anlattım. Az önce anlattığım mantık çerçevesine bakarsak 9. bitirdik biz o Çıkan 5000 pu puan sonrasında Yerine 12.000 puan koyduk Doğal olarak ciddi bir sıçrama yaşadık Bu sezonda bence Çıkan 5000 puanın yerine Rahat rahat daha fazlasını koyabilecek durumdayız ee, Zaten görüyorsunuz Geçen yıl 38.600 e, ile 9. olmuş Türkiye Ve biz şu an şimdiden e, 35.600 Biz e, ki 2 yıldır 10.000 e, puan barajının üstüne çıkıyoruz. Biraz oraları zorlarsak 10.000'e yakın her sene olmayabilir ama e, bir 10.000 belki tekrar bir 12.000 e, bizi 45.000 puan barajlarına yaklaştıracak ve 45.000 puan demek bakın yine 9.luk bu arada nasıl büyük bir uçurum olduğunu görün ama Belçika ile daha rekabet edebilecek yaklaşabileceğimiz bir e, tablo oluşturabilir bizler için. Yani bizim e, işte geçti kom ya İsmail Hoca'ya ve Fenerbahçe yönetimine. En çok kızdığım konulardan biri biz Konferans Ligi kazanan bir konumda olsak ki mesela Yunanistan'a bakalım. Adamlar neredeyse bizim kadar puan toplamış ve bunu Olympiakos'a borçlular tamamen. Bakın biz 8'inciyiz. Ee, şeye bakın. Ee, Yunanistan'ın toplanan puanlarına bakın. Şampiyonlar Ligi temsil Şampiyonlar Ligi'de yoklar. Panathinaikos rezalet, Ayek, rezalet. Aris Rezale. Sadece konferans liginde PAOK ve Olympiakos ilerlediği için adamlar bizim kadar puan toplamış. Bizim 4 takımımızda yani 3 takımımız belli bir seviye puan toplamasına rağmen. Bakın bizim 3.'ümüz 9000 toplamış ve biz şunu da unutmayın biz 4'e bölünüyoruz puan olarak. Bunlar 5'e bölünüyor ona rağmen e, hemen hemen biz de aynı puan toplamışlar. Galatasaray fena bir iş çıkarmadı. Fenerbahçe iyi bir iş çıkardı ama Olympiakos o kadar ekstra bir fark yarattı ki konferans ligini kazanarak. Fenerbahçe daha da fazla puan toplayarak oralarda olabilirdi. Ee, bizim adımıza üzücü. Ee, elbette e, genel olarak bir ülke puanı değerlendirmesi yaptık. Bir de e, kulüp e, sıralamalarına bakmak isterim. B Bence bizim en büyük kanayan yaramız bu. Abi bizim e, Tabii ki bu arada e, bir ekstra gelişme olarak da şunu aktarayım. Kulüp puanları eski yani geçen yıl itibariyle çok daha önemliydi. Çünkü girdiğin torbayı da belirliyor. O torbadan dolayı daha kötü güçlü rakiplerle eşleşebiliyordun. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbadan girdi Galatasaray. Ee, ve e, 3. torbadan gelen Kopenhag'da altında kaldı. Ama şimdi her torbadan çekildiği için üç aşağı beş yukarı daha denk. Yani 4. torbadan da girsen, 1. torbadan da girsen aynı ee, Torbadan da ekiplerle oynayacağın için... Kura çekimi artık biraz daha... E, hafif şans, hafif nerede çıktın... Vesaire... E, yazılımla bir kura çekimi izleyeceğiz. Bizim için iyi bir deneyim olacak. E, lig aşaması için... Biraz önemsiz de işte ama... E, ne olursa olsun elemelere giren bir ülke olduğumuz için... Yani biz bir İtalya olmadığımız için... Almanya, İspanya, İngiltere olmadığımız için... Bizim takımlarımız elemelere giriyorlar ve... Galatasaray gördüğünüz üzere... Seri başı olmadığı için, olamadığı için ufak farklılıklarla kaçırdığından her ne kadar bence rahat geçmesi gereken bir kura olsa da çok daha kolay bir takım, çok daha kolay bir kura çekerek e, yoluna devam ediyor olabilirdi şu anda. E, o yüzden e, ya da ne olursa olsun bizim takımda mesela Fenerbahçe e, seri başı olabilseydi 3. E, ön eleme turunda kura çekimine girdiğinde ona göre bir kura çekecekti ve e, Lille eşleşmek durumunda olmayabilirdi Daha nispeten Bir çıtır daha uygun bir kura çekebilirdi Ve bir, bir tur geçip en azından 4300 bin euro ekstra para kazanabilirdi Belki şampiyonlar yine ka e direkt kalabilirdi Yani playoff'u da kazanıp Böyle durumlarda mevcut Şöyle bir bakıyorum Bizim aktif takımlarımız Arasında Fenerbahçe 47. abi 47 ya Bakın e önümüzdeki şeylere bak Kopenhag Fenerbahçe'den yüksek puanı var Olimpiakos geçen seneki topladığı puanlarla özellikle daha yukarıda. E, Salzburg'da bir düşüş var. Dinamo Zagreb abi. Ya Dinamo Zagreb e, ya bütçesel olarak hani lig olarak falan kıyaslanabilecek bir yerdir. Hırvat ligine kim açıp izliyor yani orada tabii ki orada bir dominasyonları var ama ya Dinamo Zagreb'te e, karşınıza geldiğinde inanılmaz ürkütücü bir takım değil. Daha üstte bizim bütün takımlarımızdan. Şahtar savaş takımı hala e, savaşa rağmen bizim üstümüzde Slav yaparak bütçesi bizden az. Ee, PSV Eindhoven çok değerli işler yapıyorlar doğru ama bütçe olarak aşağı değiliz. Glasgow Rangers abi İskoçya takımı burada. inanılmaz yani. Daha bak çıkıyorum. Kulüp Brüj Kulüp Brüj. Kulüp Bruges burada. Ya yani bizim takımlarımızın gittiği turnuvalarda bir istikrar elde edip buraları zorlayabilmesi gerekiyor. 47. en iyi takımımız. 47. Galatasaray da buralarda olması lazım. 61. Galatasaray. Galatasaray da çok yakışmıyor. Bir tane zaten boş sezon geçirmek e, hiç iyi olmadı. Ama e, bu sene iyi bir puan toplayıp biraz daha nispeten tekrar kendini 40-50 arasına atarsa Galatasaray en azından ııı e, Tekrar bir eleme durumu vesaire söz konusu olursa orada bir avantaj elde edebilir. Bir de e, 2500 puanlık e, sezonu silinecek bir sonraki sezon. Bir de takım puanları direkt etki ediyor. Yani bu sezon bitti, direkt önümüzdeki sezon geçerli takım puanı, ülke puanı gibi değil. Kura çekimlerinde. Burada hani başarısıyla e, övünebileceğimiz e, bir Başakşehir. var. Bence takım kapasitesine göre en iyi puan sahibi takımımız Başakşehir bütçesine göre ve geleneğine göre. iki sezon boş olmasına rağmen 76. sırada şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Şöyle bakıyorum. Sivas Spor abi. Sivas Spor iki sezondur Avrupa'da olmamasına rağmen önden önceki 3 sezon topladığı puanlarla 89. sırada ya yani bu çok üzücü yani Sivas Spor adına sevindirici ben Sivas Spor'un verdiği katkıyı başım üstüne yeri var özellikle gruptan lider çıktıkları sezon. Abi İnanılır gibi değil. Beşiktaş 117. sırada. Trabzonspor 121. sırada. Bu sezon Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan ciddi bir atılım bekliyorum. Özellikle bu iki takımın zaten minimum Başakşehir kadar puan toplamış olmaları gerekiyor. Bizim daha üst sıralarda olmamamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu. İstikrarsızız. Böyle bir problemimiz var. Büyük takımlarımızın fire sezonları var. Bakın Beşiktaş Zaten fire sezonu var. 4 yıldır da perform 3 yıldır performans yok. Ümit ediyorum bu sezon kıracak. Trabzonspor 2 tane fresi var. bir tane erken elenmesi var. Ee, yani kabul edebilir puanlar değil bunlar bu seviye takımları için. Hatta ve hatta çok uzağa gitmeyelim ki Başakşehir'in de 2 sezon kaybı olduğunu gördük. Galatasaray'a bakalım. bir sezon kaybı var. bir sezon erken elenmesi var. Fenerbahçe bir sezon kaybı var. bir sezon çok düş yani o kendi seviyesi çok altta to puan topladığı bir sezon var. Sadece burada Fenerbahçe için bir fırsat var. Fenerbahçe 2 sezondur iyi puanlar topladığı için üst üste. Ve 2 sezonda sadece 5000 puanı silineceği için Fenerbahçe'nin kendini 30'lara e, belki 20'lerin sonlarına atabilme ihtimali bulunuyor Fenerbahçe için. Ümit ediyorum böyle bir fırsat var. Ümit ediyorum Fenerbahçe de bunu değerlendirir. Arkadaşlar e, ülke puanına takım puanına dair merak ettiklerinizi... Ee, sorabilirsiniz ee, yorumlara da bekliyorum bir, önümüzdeki hafta bir ülke puanı videosu daha çekeceğim daha doğrusu Avrupa kupaları videoları biraz daha orada paralara da gireceğiz kim ne kadar kazanacak her şey belli olmuş olacak çünkü kim ne kadar para kazanacak ee, durumlar ne ee, bu konuda da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz ee, birlikte bir video hazırlarız ee, sizleri çok seviyorum ümit ediyorum keyiflendirici bilgilendirici bir video olmuştur ee, önümüzdeki videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.